uluslararası networklerin içerisinde yer almanın kritik bir faktör olduğunu, gelişmenin önünde önemli bir kilometre taşı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Ben yüksek mühendis bir babanın ve öğretmen olma hayaliyle son sınavına kadar gelip diplomasını alamamış ama müthiş bir öğretmen olan annenin 3 kızından en büyüğüyüm. Müthiş bir emek verdiler. Yani düşünüyorum da annemle babamın en büyük kariyerleri aslında çocukları oldu. Ben Executive MBA yaptım ama kardeşlerim arasında en az eğitimli olan ben konumunda kaldım. Onlarla çok gurur duyuyorum. İlk iş hayatım Sabancı'nın Kraft Foods International'la kurmuş olduğu Joint Venture şirketinde geçti. Sabancı Holding'de strateji ve iş geliştirme bölümünde katılmamı arzu ettiler Marsa Kraft ortaklığından sonra. 3 yılım orada geçti. Orada çalışırken Doğan Holding'den iş teklifi geldi. Orada da bu sefer yatırımcı ilişkileri görevinde bulundum. Sonra strateji ve iş geliştirme. Medya ayağına geçme kararımı takiben Doğan Televizyon grubunda 7,5 yıl kadar çalıştım. Önce strateji ve iş geliştirme, daha sonra satış ve iş geliştirme, uluslararası stratejiler. En son kez de Kanal D CEO'lu ve web prodüksiyondan sorumlu CEO'luk görevlerini aldım. Bu mecradaki çalışmalardan sonra hem gençlerin özellikle dijital yapım yapma isteğinde olan gençlerle kurduğumuz bir şirketin ortağı oldum. Hem de Doğan Holding'e katılarak Doğan Holding'in müzik şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği aldım. Bu dönem içerisinde kadınların özellikle toplum içerisindeki yerlerini güçlendirmeleri, kendi geçtiğim profesyonellik tecrübem ve bunun arkasına da yönetim kurulu tecrübelerimi de değerlendirmek üzere Professional Women Network'ün kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldım. İkinci şey de yönetim kurulunda kadın projesiydi. Kendisini rahmetle anıyorum. Çok kıymetli bir mentorum vardı Mustafa Koç. Mustafa Koç'la birlikte çalıştık. Yönetim kurulunda kadın projesi bittikten sonra dernekleşmesi konusunda bir isteğimiz oldu. Kadınların karar mekanizmasında yer alması için. Bu derneği kurduk. Hem kurucu yönetim kurulunda oldum. Devamında da hala yönetim kurulu üyeliği görevimi sürdürüyorum. Bu da bana yepyeni bir kapı açtı ve ilk bağımsız yönetim kurulu üyeliğim Upstarters'ın girişim sermayesi şirketinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başladım. Özellikle International Television Academy ile çok olumlu tecrübelerim oldu. Emmy ödüllerini veren bir organizasyondur. Bugün yönetim kurulu üyesi olarak orada görev yapıyorum. World Economic Forum'da Medya ve Eğlence Sektörü Strateji Komitesi'nde yer alıyorum. Bunu da çok önemsiyorum. Dünyanın dört bir yanından sektöründe en iyi olan insanlar geliyor ve orada bir beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Buraya ben çalışmalarımla davet edildim. Kendim gidip de ben buradayım desem bile çalışmalarımın ne kadar dikkate alındığını gördüm. Dünyada faaliyetlerde bulunabilecek bir enerjimin ortaya çıkmasının arkasında Boğaziçi Üniversitesi'nin yattığını düşünüyorum. 20 yaşıma dönsem neyi farklı yapardım diye ben de kendi kendime soruyorum. Çünkü 15 yaşında parlak bir geleceği olduğunu gördüğüm bir çocuğun annesiyim. Ve onun için de sorguluyorum. Galiba ben yine aynı şeyleri yapardım. Hep hayatımdan memnun oldum. Zannetmeyin her şeyim kolay oldu ama hayatımdan memnun oldum. Benim yaş grubumdan insanlar bunu hatırlayacak. Google yok, cep telefonu yok. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Hayat ansiklopedisini açar sıkıldıkça bakardım. Hep erkeklerin isimleri var. Çok az kadın var. En dikkatimi çeken kadın Madame Curie olmuştu. Yani nükleeri bulması, atomları bulması, o çalışmayı yapması tesadüf bu ya. Arkasında televizyonda onun hayat hikayesini izledim. Türkan Saylan'ı çok büyük bir saygı ve azmi nedeniyle hep ilgiyle hayatını izledim. Düşünüyorum ki daha yapmam gereken pek çok şey var ve bu topluma değer katmak gerekiyor. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz.